Bu videoda gerçek anlamda günaydın veya hayırlı sabahlar yerine kullanabileceğim 5 kalıp paylaşıyorum seninle ve hemen başlıyoruz. En meşhur kalıp sabahul hayır. Sabahul hayır. Ve evet bu kalıbı hayırlı sabahları olarak çeviriyoruz. Ancak harfiyen çevirisi sabahın hayırlı olsun. Ve buna bağlantılı olarak bu cümleye en meşhur cevap sabahun nur. Sabahun nur ve nurlu sabahlar olarak çevirilir. Ancak bu cümlede önemli bir detay var. Biz eğer fasih Arapça veya modern standart Arapçaya göre söylemek istersek sabahul hayr olarak söyleyeceğiz. Tekrar söylüyorum sabahul hayr. Ancak günlük hayata göre sabahu değil sabah olarak söylenir. Dolayısıyla sabahul hayr yerine sabahul hayr denilecek. Sabahul hayr. Bu kalıptan farklı versiyon olarak el hayr yerine el ward kelimesini kullanabiliriz. Ve word kelimesi gül anlamına gelir. Ve buna göre sabah el denilir. Sabah el ve sabah el cümlesi güllü sabahlar olarak çevirilir. Ve yer harfiyen çevirisini almak istersek sabahın gül dolu olsun. Ve buna alternatif olarak sabah el yasmin diyebiliriz. Sabah el yasmin ve sabah el yasmin cümlesi yaseminli sabahlar anlamına gelir. Veya ikisini de birleştirebiliriz. Ve sabah el verd ve yasmin olacak. Sabah el verd ve yasmin. Sabah el verd ve yasmin cümlesi gül ve yaseminli sabahlar anlamına gelir. Veya harfiyen olarak çevirmek istersek gül ve yasemin dolu sabahın olsun. Veya sabah el cemal diyebiliriz. Sabah el cemal. Sabah el cemal cümlesi güzellik dolu sabahlar anlamına gelir. Bir farklı bir değişiklikle sabah el saada diyebiliriz. Sabah el saada. Sabah السعادة cümlesi harfiyen olarak mutluluk dolu sabahlar olarak çevirilir ve gene anlamda mutlu sabahlar olarak kullanılır. Başka bir ifade şeklinde yis'id sabahak diyebiliriz. Yis'id sabahak sabah sabahak cümlesi sabahını mutlu etsin anlamına gelir. Ve evet bu cümle kısa versiyon. Normal versiyonu Rabbim sabahını mutlu etsin. Ancak burada önemli bir nokta var. sabah sabahak dediğimiz takdirde karşımızda bir kişi var. Yani sadece bir kişiyle konuşuyoruz. Eğer karşımızda bir grup insan var ise sabah sabahak değil sabah sabahkum diyeceğiz. Tekrar söylüyorum. Yesayet sabahkum. Yeseit sabahkum. Bir kişi için yeseit sabahak, grup insan için yeseit sabahkum. Yeseit sabahak, yeseit sabahkum ve evet sabahınızı mutlu etsin olarak çeviriyoruz. Sabah cümlesinin en kısa versiyonu sabahı. Sabahı. Ve sabah kelimesini sabahın olarak çevirebiliriz. Ancak çok önemli bir nokta, bu kelimeyi aileyle, arkadaşlarla ve yakın insanlarla kullanabiliriz. Resmi veya ofis ortamlarında sabahul hayır cümlesini kullanmamız daha sağlıklı olur. Bu kalıpların içerisinde benim için en favori kalıp sahannom. Sahannom ve sahannom cümlesinin harfiyen çevirisi uykudan uyan. Ancak çok önemli bir ayrıntı var. Bu kalıp özellikle uykudan geç uyanan veya sınıfta uyuyakalan öğrenciler için mesela kullanılır. Ve evet şaka şekliyle söylenir. Yani ''Sahannom'' yani ''Neredesin?'' veya ''Günaydınlar'' der gibi söylenir. Ve bundan dolayı haliyle özellikle yakın çevreyle kullanılması gerekir. Benden bu kadar. ile lika. Görüşürüz. Nasıl gideyim bu yollarda? Nya, 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 nya. Gözlerim kirli. Nasıl gideyim bu yollarda? Nya, 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 nya. Bu gözlük temiz değil. Nya, 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 Bu gözlük temiz değilken Hiç bir şey görmem ben bu yollarda